herkese hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar dileyerek bugün Malatya'nın güzel Şirin ilçesinden, Darende ilçesinden sizlere sesleniyoruz. Bugün hem karasal televizyonlarımızdan hem de uydu televizyonlarımızdan sizlere hitap ediyor. Her şeyden öte güllerin şehri, güllerin ve gönüllerin beldesi Darende'den sizlere hitap ediyor, sesleniyoruz. Evet sayın seyirciler, Somuncu Baba Hazretlerinin ve Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi'nin diyarında Darende'deyiz bugün ve bugün binlerce kişi hep beraber Darende'de iftar sofrasında buluştuk. Biraz sonra çok güzel sohbetlerimizi gerçekleştireceğiz. Her şeyden öte iftarımızı, gönüllerimizi ve gönüllerimizdekileri paylaşacağız. Ardından beraberce Somuncu Baba Camii'nden teravih namazına beraberce kulak vereceğiz ve seyre dalacağız. Herkese tekrar tekrar iyi akşamlar diliyoruz sayın seyirciler Darende'den. Ve şimdi sözlerin en güzeline, Kur'an-ı Kerim'e beraberce kulak veriyoruz. Hafız Hamit Demir kardeşimiz Kur'an-ı Kerim tilavetini gerçekleştiriyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne fî halqis semâvâti vel ardı vehtilâfil leyli ven nehâr وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا برب بكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا
وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحة. Gerçekten de bu akşam mekanların en güzelinden Malatya'mızın Şirin ilçesi Darende'den sizlere sesleniyoruz ve bugün Hulusi Efendi'nin Somuncu Baba'nın iftar sofrasını beraberce paylaşacağız. Sadece iftar sofrasında bugün karınlarımızı değil, aynı zamanda gönüllerimizi de doyuracağız. Hem bu güzel ilçenin, bu güzel beldenin o güzel ruhaniyetinden, o güzel havasından istifade edeceğiz. Hem de işte bu güzel muhabbetlerle sizlerle birlikte olacağız. Birbirinden değerli konuklarımız var bugün sayın seyirciler ve bu konuklarımızı biraz sonra sizlere de takdim edeceğiz. Sayın seyirciler, bugün söylediğimiz gibi Darende'deyiz. Malatya'nın bu güzel ilçesindeyiz ve Darende'de Hulusi Efendi'yi ve Somuncu Baba Hazretlerini konuşacağız. Ve şimdi yerimize geçiyor sayın konuklarıma, hoş geldiniz diyorum. Efendim gerçekten de bu akşam son derece farklı bir heyecanın içerisindeyiz. Çünkü hem Somuncu Baba Hazretlerinin hem Hulusi Efendi Hazretlerinin diyarı bulunan diyarı Darende'deyiz. Malatya'mızın bu güzel ilçesindeyiz. Öncelikli olarak konuklarımızdan bahsedelim sizlere sayın seyirciler. Konuklarımızdan birincisi hem uzman tarihçi yazar hem de aynı zamanda Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı Genel Müdürü Sayın Resul Kesenceli, hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Evet, bir diğer konuğumuz da bu güzel caminin, Somuncu Baba Camii'nin imam müezzini ve aynı zamanda Somuncu Baba Dergisi'nin de yayın editörlerinden Musa Tektaş. Sizler de hoş geldiniz hocam. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Evet, bu akşam son derece güzel bir beldedeyiz. Güzel bir atmosfer içerisindeyiz. Binlerce kişi burada beraberce iftar gerçekleştireceğiz. Somuncu Baba'nın ocağındayız, zaviyesindeyiz. Neler söyleyeceksiniz Resul Bey? Teşekkür ediyorum. Tabii öncelikle bizler Somuncu Baba Hazretlerinin manevi huzurundayız. Bu manevi huzura gelen tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyor. Tüm misafirlerimizin Kadir gecesini kutluyor, İslam alemine hayırlara vesile getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Bu mekan öyle bir mekan ki Somuncu Baba Hazretlerinin mekanı, Hulusi Efendi'nin diyarı. İşte burada yapılan niyazlar, yapılan dualar, açılan eller geri çevrilmez. Bizler de bu kutlu mekandayız. İşte burada şundan bahsetmek istiyoruz. Somuncu Baba Hazretleri ki Şeyh Hamidi Veli olarak adlandırılır. 1331 tarihinde Kayseri'nin Akçakaya köyünde dünyaya teşrif eder. İlim tahsili için Anadolu'dan ayrılır. Ve ilim tahsilini Şam, Tebriz, Erdebil, Hoy şehirlerinde yapar. Hatta bir ara Mekke ve Medine'de de bulunur. Daha sonra Anadolu'nun irşat görevini yapmak maksadıyla geri döner. Kayseri'de Hacı Bayram Veli Hazretlerini huzuruna çağırır. O dönemde Numan isminde olan bir medrese müderrisi, hocası olan Hacı Bayram Veli Hazretleri huzuruna geldiğinde bir
bayram sabahı olması sebebiyle ona bayramım der. Ve tüm kainat onu bayram olarak bilir. İşte Somuncu Baba Hazretleri öyle ki Bursa'ya yerleştiğinde yapmış olduğu iki fırınla insanlara, Müslümanlara, somunlar, müminler nidasıyla pişirmiş olduğu ekmekleri dağıtırken güzel ve faydalı olan her şey Müslümanlara ait olsun diyerek Cenab-ı Allah'a niyazda bulunur ve çok sayıda halife yetiştirir, talebe yetiştirir ve Osmanlı coğrafyasını yönlendirecek olan hükümdarlar onun tedrisinden, talebelerinin tedrisinden geçer. Tabii gerçekten de Allah dostlarının mekanındayız. Son derece önemli bir yerdeyiz. Özellikle günümüze ve tarihimize baktığımızda tarihin gerçekten ismini yazdırmış ve tarihe imzasını atabilmiş bulunan liderlerin her birinin önünde bir Allah dostu ve her birinin sözünü dinlediği bir Allah dostu var. İşte onlardan birinden, Somuncu Baba Hazretlerinden ve Somuncu Baba Hazretlerinin talebelerinden söz edeceğiz. Özellikle Osmanlı tarihindeki Somuncu Baba Hazretlerinin özellikle de liderler üzerindeki yerini ben fazlasıyla merak ediyorum. Biraz sonra Resul Hocam'a soracağız. Ama Bursa Ulu Camii'de Somuncu Baba Hazretlerinin özellikle farklı bir yeri olmuştur. Çünkü orada onu somunlar müminler nidasıyla somun ekmek dağıtan yaşlı bir koca olarak biliyorlardı. Ama gerçekten nasıldı Musa Hocam? Efendim, Somuncu Baba Hazretleri Anadolu'ya irşat vazifesi için dönünce Kutbu Azamlığı da Anadolu'ya getirmiştir. Tabi İstanbul henüz fethedilmemiştir ve Osmanlı'nın başkenti Bursa'dır. Bursa'da ikamet eder, manevi kimliğini gizlemek maksadıyla da elinin emeğiyle geçinen, üreten insan modelini de insanlara göstermek için mütevazı bir fırında somun ekmeği pişirir, halka dağıtır. Bu arada Nibolu zaferini kazanan Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid Han, nişane, şükrane olarak Bursa Ulu Camii'ni inşa ettirmektedir. İşte bu esnada Somuncu Baba Hazretleri, somunlar müminler nidasıyla çarşı pazar hem ekmek dağıtmakta, insanlara ikramda bulunmakta, hem de Bursa Ulu Camii'nin yapımında çalışan işçilerin, ustaların iaşesini de temin etmektedir. Tabii sayın seyirciler, burada dikkat çekilmesi gereken de bir nokta var. Zaman zaman devrin büyükleri, yine Allah dostları bunu çözüyorlar, anlıyorlar, ancak halk bundan bir mana kalıyor adeta, bir haber kalıyor. Somuncu Baba Hazretleri'nin fırınına baktığımız zaman, değil mi Resul Hocam? Orada aslında bizim görebildiğimiz, bizim aradığımız ateşi görmek de mümkün değil. Gönül ateşiyle pişiyor. Nasıl oluyor hocam? Tabii şunu söylemek gerekir. Biraz önce Musa Hocam bahsetti. Tarih 1396, Nibolu önlerinde. Özellikle Osmanlı'nın tarihteki hedeflerinden biri İstanbul'du. İstanbul'u kuşatmış, Bizans İmparatorluğu Avrupa'dan yardım istemişti. 300 bin kişilik bir Haçlı ordusu yönelmişti Osmanlı üzerine. Osmanlı yalnızca 30 bin kişilik bir kuvvetle Nibolu'da onları karşıladı. İşte Nibolu'da Somuncu Baba Hazretleri dervişanıyla birlikte Osmanlı askerlerinin arasındaydı. Onlara dua ediyor, himmet ediyordu. Pişirmiş olduğu ekmekleri ki, ateş olmayan fırında pişirdiği ekmekleri, gönül ateşiyle pişirdiği ekmekleri bu askerlere dağıtıyor ve o askerler de girdiği savaşta Haçlıları büyük bir yenilgiye uğratıyorlardı. İşte bu aslında gönülden gelen bir histi. Çünkü Cenab-ı Allahu Teala Hazretleri kendi velilerinin sözlerini, dualarını geri çevirmez. Ama Bursa Ulu Camii'de bir hutbe vardı ki bu hutbe çok önemliydi. İşte özellikle aşktan söz ederiz ya sayın seyirciler. Her yerde aşkla alakalı konuşulanlar vardır illaki. Her gönülde de bir aşk.
İşte Allah dostlarının aşkı bir başka oluyor. İçerisinde ateşin olmadığı bir fırında somun ekmekleri pişirebiliyor. İşte o büyük zatın şu anda mekanındayız, meftun bulunduğu yerde Darende'deyiz. Hocam, bir Fatiha suresinin tefsirine geçecekti ama Bursa Ulu Camii'nin açılışında söz alması gereken normal şartlarda o dönemin Şeyhülislam'ı Emir Sultan Hazretleri'ydi. Tabii ben Musa hocama Fatiha suresini neden tefsir ettiğini ve o tefsir anını, o hutbeyi soracağım ama özellikle Osmanlı'da camilerin, yeni camilerin ilk açılışlarındaki cuma hutbeleri bir farklı önem teşkil ediyor. Bunu önce Resul hocama sorayım, tarihçi olması münasebetiyle. Ardından da Musa hocam devam etsin. Tabii hemen şöyle söyleyelim. Bir cami yapıldığında, inşa edildiğinde o caminin açılışı cuma günü olur. Ve cuma hutbesinin irade edilmesiyle cami açılır. Ama cami açılışını yapacak olan zatın hiçbir kaza namaz borcu olmaması gerekir. İşte bu görev Emir Sultan Hazretlerine verilmiştir. Kendisi de aslında seyittir. Ve Somuncu Baba Hazretleri ile tanışmaları da çok enteresandır. Çünkü onun Kutbul Azam olduğunu anlar. Ve hemen namazda hutbeye çıkacağı zaman sütunun yanında gördüğünde yaklaşarak efendim zamanımızın Kutbul Azamı aramızdayken hutbeye çıkmak bize düşmez diyerek Somuncu Baba'yı işaret eder. Tabii bir de burada düşünmek lazım değil mi hocam? Yani herkesin o dönemde ekmekçi koca olarak bildiği, sırrından da çok haberdar olmadığı bir yaşlı zat ekmekleri yapar. Oradaki Ulu Cami'nin, Bursa Ulu Cami'nin inşaatındaki işçilere dağıtır. Ama bir anda, o önemli anda, caminin açılışı esnasında cuma hutbesine herkesin o şekilde ekmekçi koca olarak bildiği o kişi davet ediliyor. Nasıl oluyor hocam? Emir Sultan Hazretlerinin bizden bu vazifeye daha layıktır diyerek işaret ettiği Somuncu Baba Hazretleri hutbeye çıkınca tabii halk bir şaşkınlık içerisindedir. Çünkü ekmek dağıtırken tanımış olduğu bir piri faniyi padişahın huzurunda, Emir Sultan'ın huzurunda, Şeyhülislam Molla Fenari'nin huzurunda, oradaki devlet erkanının huzurunda hutbe okumaya muktedir bir zat olarak teklif edildiğini görünce işte orada Somuncu Baba Hazretlerinin maneviyatı, yüceliği, ilmi, dehası faş olmuş. Meydana çıkmış, sırrı meydana çıkmış olur. Somuncu Baba Hazretleri Fatiha suresini farklı tasavvufi, 7 farklı tasavvufi yorumla izah eder. Zamanın Şeyhülislam'ı olan Molla Fenari Hazretleri asla o ara Fatiha tefsiriyle ilgili bir çalışma yapmaktadır. Bazı müşkülleri vardır. İşte Somuncu Baba Hazretlerinin işari tefsirinden almış olduğu işaretlerle müşküllerini halleder. Rivayet edilir, denir ki Somuncu Baba Hazretlerinin hutbesinin birinci manasını halk anladı. İkinci manasını ilim ehli anladı. Üçüncü manasını seçkin insanlar anladı. Dördüncü ve yedinci manalarını tefsirleri de Cenab-ı Allah ile Somuncu Baba Hazretlerinin arasında kalmıştır denir. İşte bu muhteşem hutbede hatip olarak Somuncu Baba Hazretlerini gören insanlar onunla tanışmak, onun duasını almak, onun elinden tutmak veya onun yanında bulunmak maksadıyla çıkışta görüşmek isterler. Bursa Ulu Cami'nin 3 kapısı vardır. Rivayet edilir ki 3 kapıdan da çıktığı söylenir. İşte A kapısından çıkanlar diyor ki ben gördüm, benimle beraberdi. B kapısından çıkanlar hakeza, C kapısından çıkanlar hakeza. İş böyle olunca Somuncu Baba Hazretleri şöhretten sakındığı için talebeleriyle birlikte Bursa'nın huzurlu ve yeşil bir kent, yeşil bir şehir olması için dua eder ve talebelerini ayrılarak, alarak Bursa'dan yola revan olur. Evet, Somuncu Baba Hazretleri bu sayede Bursa'dan ayrılmış olur. Sırrının ifşa edildiği o anda o şöhretten, şöhret afet diyerek kaçmasıyla beraber. Tabi ardından çeşitli yolculukları, uğrak mekanları olmuştur. Son mekanı da Darende'dir.
Ve hemen sayın seyirciler arkamızda görmüş olduğunuz bölümde Somuncu Baba Camii'nin hemen içerisinde de Meftun bulunmaktadır. Şeyh Hamidi Veli Hazretleri, diğer ismiyle Somuncu Baba Hazretleri. Biraz sonra bundan da söz edeceğiz ama isterseniz şimdi biraz Somuncu Baba Hazretlerine kulak verelim. Somuncu Baba Hazretlerinin de ilahileri var, eserleri var. Günümüze kadar yansıyan bu eserlerini de Darende de bulunan Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı bir şekilde bugüne yansıtmış durumda. Şimdi de isterseniz Somuncu Baba Hazretlerini günümüze kadar ulaşan o eserinden biraz da feyiz alalım, dinleyelim, beraberce onunla nurlanalım. Musa Hocam'dan rica edeceğim çünkü ben bu eseri, Somuncu Baba Hazretlerinin yüzyıllardan beri gelen bu eserini Ya Rab Nola Halim Benim şeklinde Musa Hocam bizlere seslendiriyor. Senden dolu iki cihan oldum zuhurundan nihan. Gel bulayım seni ayan, Ya Rab nola halim benim. Ya Rab nola halim benim. Ya Rab nola halim benim. Gel bulayım seni ayan, Ya Rab nola dilde kanaat olmaya, zühd ile taat olmaya, senden hidayet olmaya, Ya Rab nola halim benim. Ya Rab nola halim benim. Ya doldurur dağ ile taşı, bilmem nidem garip başı, Ya Rab nola halim benim. Ya Rab nola halim benim. Ya Rab nola halim benim. Bilmem nidem garip başı, Ya Rab nola halim benim. İşte Somuncu Baba Hazretleri ta yüzyıllar öncesinden Hazreti Peygamber'in o güzel soyundan gelen bu veli zat Ya Rab nola halim benim diyerek bugünlere sesleniyor. Aynı zamanda bir de güzel duayla beraber bugünlere kadar ulaşan bu güzel eserini bizlere bırakmış oluyor. Söylediğimiz gibi Malatya ilinden, Darende ilçesinden, bu güzel beldeden sizlere sesleniyoruz sayın seyirciler. Gerçekten de şu anda burada çok farklı bir ortam, çok farklı bir hava, atmosfer var sayın seyirciler. Belki şu an için binlerce kişi şu anda buraya geldiler. Biraz sonra beraberce iftar sofrasını paylaşacağız. Her şeyden öte bu güzel muhabbet sofrasını paylaşıyorlar ve paylaşıyoruz. Tabii birliktelikle güzel oluyor ve büyüklerin de bizden istediği zaten bu değil mi? Somuncu Baba Hazretleri Bursa Ulu Camii'deydi. Daha sonra sırrı fahş olunca, herkesçe bilinince ve büyükler de şöhret afettir deyince daha sonra Bursa'dan, Ulu Cami Bursa'dan ayrılıyorlar ve çeşitli seyahatlerde bulunuyorlar. Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum. Somuncu Baba Hazretleri Bursa'dan ayrılır ve Kütahya üzerinden Aksaray'a uğrar. Bir müddet Aksaray'da kalır. Oğullarından Baba Yusuf Hakiki'yi Aksaray'da bırakır, yoluna revan olur. Ve Darende'ye gelir, Hıdırlık mevkiine,
Zaviye Mahallesi'ne, şu anda bizim manevi huzurunda bulunduğumuz yere gelir Somuncu Baba Hazretleri ve 1412 tarihinde ahirete irtihal eder. Tüm tarihi kaynaklarda, tahrir defterlerinde, temattuat defterlerinde ve önemli arşiv vesikalarında şu ifade geçmektedir. İşte o güzel kokulu Darende'nin toprağına defnedilmiştir. Yani biz baktığımızda Somuncu Baba Hazretleri defini haki ıtırnak sözüyle arşiv vesikalarında görülür ki kendisi burada şu anda bizim hemen yanımızdaki bulunan caminin içerisine defnedilmiştir. İşte sayın seyirciler, yine Somuncu Baba Hazretleri'nin de onun torunu Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Hazretleri'nin de söylediği gibi bu gülçenin gülleri solmuyor. Sararıp da hazan olmuyor burada mevsim olarak. Gerçekten burada bu maneviyat devam ediyor. Bu hava devam ediyor. Her şeyden öte Allah dostlarının bedenleri de çürüyüp toprak olmuyor. Bir de ölüm dediğimiz şey aslında eserlerin olmadığı yerde, kalıcılığın olmadığı yerde vardır. Yani Allah dostlarının bulundukları yerlerde, eserlerinin, adlarının anıldıkları yerlerde ölüm yoktur. Gerçekten de bugün Somuncu Baba Hazretleri'nin ve onun torunu Hulusi Efendi Hazretleri'nin burada eserleri adım adım, metre metre her bir köşesinde, sadece Darende'nin değil, Türkiye'nin hatta dünyanın dört bir köşesinde görmek mümkündür. Ama isterseniz biraz da Somuncu Baba Hazretleri'nin torunundan ve yine o güzel nesepten gelen, Hazreti Peygamber'in nesebinden gelen o güzel isimden, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Hazretleri'nden bahsedelim. Musa Hocam, Turgut Özal'a Hulusi Efendi Hazretleri nasihati ne olmuş? Efendim, hatıraya geçmeden önce Hulusi Efendi Hazretleri hakkında kısa bir bilgi arz etmekte fayda mülahaza ediyorum. 1914-1990 yılları arasında yaşayan Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Hazretleri, Somuncu Baba Hazretleri'nin 12. kuşaktan, dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin 36. kuşaktan evladıdır, seyittir. Mektubatı, divanı, hutbeler adlı eseri vardır. Hulusi Efendi Hazretlerinin dünyaya geliş tarihi 1914 senesinin 22 Ramazan-ı Şerifine tesadüf eder. Peygamber-i Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki, Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününde arayınız diyor. Hani insanlar Anadolu'da deriz ya bazen, annesi Kadir gecesi dünyaya getirmiş diye. Gerçekten Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Hazretleri Kadri yüce bir gecede, Ramazan-ı Şerif'in Kadir gecesinde dünyaya gelmiştir. Ve öyle bir Kadri yüce bir şahsiyettir ki, görüştüğü, tanıştığı, kapısına gelen, kendisinin bir vesileyle tanıştığı insanlara çok güzel nasihatlerde bulunmuştur. Bunlardan bir tanesi de 8. Cumhurbaşkanımız Sayın Turgut Özal Bey'dir. Malumunuz 1983 yılında Turgut Özal Bey, Hulusi Efendi Hazretlerini, Ali Coşkun Bey de bu işin şahididir. Çeşitli televizyonlarda bunu anlatmıştır. Hatta yazılı belgeleri vardır. Bir vesileyle Ali Coşkun Bey yanına alır Sayın Turgut Özal Bey, der ki Hulusi Efendi Hazretlerini Malatya'ya ziyarete gideceğiz. Hulusi Efendi'yi ziyarete gideceğiz. Malatya Şeker Fabrikası'nda buluşurlar. Bir araya gelirler. Orada der ki, efendim ben siyasete atılacağım, işte parti kuracağım, fakat sizin bu konudaki fikrinizi almak istiyorum der. Hulusi Efendi Hazretleri der ki, oğlum iyi olur, İnşallah millete, memlekete hayırlı hizmetlerde bulunursun. Fakat sana bazı nasihatlerim olacak. Bunlara dikkat etmen gerekir der. Şu nasihatlerde bulunur. Sana birkaç şey söyleyeceğim. Ben demeyeceksin. Bencillik insanı şaşırtır. Devlet adamları için büyüklerin çok önemli nasihatlerinden biri. Herkes için geçerli. Doğru yoldan uzaklaştırır benlik. İstişareye önem vereceksin. Siyasette diyalog esastır. Herkesle diyaloğa açık olacaksın. Devlet dairesinde devlet malına karşı dürüst olacaksın. Dünya malına tamah etmeyeceksin.
devletin malını, parasını gözün gibi koruyacaksın. Sakın ola ki makam hırsına kapılmayacaksın. Bu nasihatlerde bulunur. Turgut Özal Bey der ki Ali Coşkun Bey'e, bunları not et. Bunu aslında Turgut Özal Bey demek ki kalbine altın harflerle nakşeder ki Türkiye Cumhuriyeti'ni belki 100 yıl ileriye taşır. İşte Türkiye'nin bu kadar gelişmesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu kadar bugünlere gelmesinde demek ki Hulusi Efendi Hazretlerinin Turgut Özal Bey'e yapmış olduğu nasihatlerin altın harflerle nakışlarının izlerini görmek mümkündür. Sonra sohbet devam edip ayrılırken der ki oğlum bir şey daha söyleyeceğim. Oğul, halka hizmet hakka ibadettir. Fakat sen bunu daha bir güzel şekilde ifade etmen lazım. Halka hizmet hakka hizmettir diyeceksin ve bu sloganı Sayın Turgut Özal Bey kendisine düstur edinir ve elhamdülillah Türkiye'mize çok güzel hizmetlerde bulunur. Sonra aradan yıllar geçer. 1989 yılında işte başbakanlık dönemlerinden sonra Cumhurbaşkanlığı seçimi geldiği zaman bir gün telefon eder. Hulusi Efendi Hazretleri hasta yatağındadır. Telefonu vakıf başkanımız Hulusi Efendi'nin oğlu Hamidettin Ateş Efendi açar. Der ki ben Hulusi Efendi Hazretleri ile görüşmek istiyorum. Babam bu anda rahatsızdır der Hamid Efendi. O zaman istirham etsem meramımı iletir misinizdir? Tabii efendim der. Ben Cumhurbaşkanı olmak istiyorum. Milletimize, memleketimize daha güzel hizmetlerde bulunuyorum ama bu ara bazı siyasi sıkıntılar çekiyoruz. Bir duasına, himmetine ihtiyacımız vardır Hulusi Efendi Hazretlerinin. Muhterem Hamidettin Ateş Efendi Hulusi Efendi Hazretlerine arz eder. O da der ki oğul inşallah reisi cumhur olacak, memleketimize hizmet edecek, hizmete devam edecek. Duamız, himmetimiz onunla söyle der ve telefonun ucunda olan Hamidettin Ateş Efendi Sayın Turgut Özal Bey'e bu mesajı iletir. Hulusi Efendi'nin kelamını Hamidettin Ateş Efendi iletince bir nevi iki mühür birden basılmış olur. Ve elhamdülillah Sayın Turgut Özal Bey büyüklerin duasını almış, milletimize, memleketimize hizmete devam etmiştir. Ve elbette ki büyüklerinin duasının asla reddolunmayacağını, devlet ricalinin üzerinde mutlak surette manevi desteğin olduğunu her an müşahede etmek gerekir. Bu hatırayı bu şekilde tamamlamış olalım. Evet sayın seyirciler, gerçekten de öyle. Bu gibi öncesinde Somuncu Baba Hazretleri'nin, sonrasında Seyyid Osman Hulusi Efendi Hazretleri'nin hatıraları, anıları anlatıldığı zaman keşke o dönemlerde yaşasaydık deriz kimimiz. Aslında belki de o dönemlerde gerçekten yaşıyoruz ama haberdar değiliz. Doğru mu Resul Hocam? Evet. Tabii Fatih Bey'in de söylediği gibi aslında o dönem bu dönem. Yani günümüzde de aynı güzelliklerle devam ediyor. Hani programımızın ilk kısmında şunu söylemiştik. Bursa Ulu Camii'nin açılışını Somuncu Baba Hazretleri yapmıştı. Kendisi de burada metfundu. Öyle ki Sayın Vakıf Başkanımız Hamid Hamidettin Ateş Efendi ana camiye ek olarak bir cami inşa ettirir. Ve baktığımızda onun çatısının ilk camiden biraz daha aşağıda olduğu görülür. Sonra yeni cami teçhiz edilir. Evet arkadaşlardan da tabii hocam bu arada rica etmiş olalım. Yeni caminin görüntüsü sayın seyirciler çok yakın bir zamanda açıldı. Somuncu Baba Camii'ne ek yapılan yeni binanın şu anda Somuncu Baba Camii'nin eski kısmı hem müze hem de ziyaretgah olarak kullanılmakta. Yeni kısımda namazlar kılınmakta. Hazır siz o görüntüleri seyrederken Resul Hocam da işte o dönemle bu dönemi anlasın. Tabii yeni camiye baktığımızda çatısının onlardan biraz daha aşağıda olduğu görülür. Bu ise maneviyatta çok önemlidir. Yani Somuncu Baba Hazretlerine, tarihe saygıyı ifade eder. Somuncu Baba Hazretleri açılışta Fatiha suresini tefsir etmiş. Yedi manasını işari olarak açıklamıştı. İşte
Hamid Hamidettin Ateş Efendi de aynı şekilde yeni caminin açılışında Fatiha suresiyle başladı, onu tefsir etti. Tamamını burada izah etmeyeceğiz ama bu işari tefsirden bir bölüm söyleyelim. Diyordu ki hutbesinde, elhamdülillah demek insanı cennete götürür. Fatiha'nın ilk başı elhamdülillah'la başlıyordu. Tabii ki bu yeni cami o kadar önemliydi ki eserin muhteşemliğinden bahsetmeden geçemeyeceğiz. Tabii biraz önce Fatih kardeşimizin de bahsettiği gibi ana bölüm ziyaretgah ve ibadet yeni camide. Şimdi bu yeni caminin bir bölümünden bahsedelim. Yalnızca çatısından bahsetmek istiyorum. İçten dışa doğru 5 yıldız var. 5 yıldızın her biri 8 köşeli. Toplam 40 köşe var. Peki 40 neyi ifade eder? 40 Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme peygamberliğin 40 yaşında gelmesini. Musa hocamın bahsettiği gibi acaba bu peygamberliğin gelmesi hangi gecede oldu, ondan bir bahsedelim. Malumunuz Kadir suresi olarak Kur'an-ı Azimüşşan'da muhakkak ki biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik meali vardır. Ve Kur'an'ın nüzulü Kadir gecesinde olmuştur. Cenab-ı Allah Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Peygamber Zişan aleyhisselatu vesselam Efendimiz'e ilk vahyi, ikra emrini Kadir gecesinde indirmiştir. Onun için aslında bugün binlerce insan, 5000 kişi buraya toplanıyorsa, çeşitli kutlamalar yapılıyorsa, Türkiye'de bütün insanlar Kadir gecesini ihya edebilmek için namazlara, camilere koşuyorsa, duaya yalvarıyorsa, Cenab-ı Allah'a iltica ediyorsa, bunun merkezinde Peygamberimiz aleyhisselatu vesselam Efendimiz'e nazil olan yüce kitabımız Kur'an-ı Azimüşşan vardır. Ve Peygamber Efendimiz'e Kur'an-ı Azimüşşan 40 yaşındayken nazil olmuştur. İşte burada şunu söylememiz mümkün. Peygamberliğin geldiği yaş 40 yaş ve 40 köşe var. Bu çok önemli bir hususiyet ve bunun ayrı bir manevi değeri var. Aynı zamanda zekatı hatırlarız. Müslümanlar, zengin olanlar mallarının 40'ta birini verirler. İşte bu 40 köşe zekatı temsil eder. Aynı zaman içerisinde şunu söyleriz. 5 yıldızdan bahsettik. İslam'ın 5 rüknünü yani 5 şartını burada görürüz. Her bir yıldız 8 köşe dedik. Cennetin 8 bahçesini burada görürüz. Yani yapılan bu yeni caminin her bir taşı, her bir köşesi, her bir zerresi bir maneviyatı ifade etmektedir. Bu maneviyat ise Somuncu Baba Hazretlerinden günümüze kadar aynı şekliyle, aynı güzelliğiyle gelir. Nasıl mı? Şöyle izah edelim. Somuncu Baba Hazretleri ve ahvatına 30 kadar ferman ve berat gönderilmişti. Denilmişti ki bu bölgedeki köylerin, tüm arazilerin gelirleri sizin olsun. Padişahlar olarak size veriyoruz. Somuncu Baba Hazretleri ve ahvatı bir arz yazmıştı padişahlara. Diyorlardı ki bu arzlarında biz bu gelirleri istemiyoruz. Tek şartla kabul ederiz. Bu gelirleri fakirlere, yetimlere, yoksullara, kimsesizlere, yolda kalmışlara, hastalara verirseniz kabul ederiz diyorlar. Ve o şekilde oluyordu. Asırlar geçiyordu. Tarih 1986 ve Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi işte Somuncu Baba Hazretleri'nin bu misyonunu devam ettirerek Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi vakfını kuruyor, o da hizmetlerini sürdürüyordu. Aynı hizmetler ise genişleyerek günümüzde
vakıf başkanımız Hamit Hamidettin Ateş Efendi döneminde çok daha fazla inkişaf ederek devam ediyordu. Öyle ki Hulusi Efendi Hazretleri ile alakalı o kadar çok makale yazılmış, o kadar çok kitap yazılmış, o kadar çok eser yazılmıştır ki onun adına yazılanlardan burada günlerce bahsetsek az olur. Ama çok güzel yazılan ilahiler de vardır. Hatta bunlara bir örneği Sayın Musa Hocam'dan istirham edelim yazılan ilahilerden. Çukurovalı Aşık Feymani'nin Hulusi Efendi Hazretlerini tasvir eden bir şiir var. Ondan birkaç dörtlüğü ilahi formunda arz etmek istiyorum. Ezan yakın. Damlayı deniz eylemiş, ummandır Seyyid Hulusi, Resulün soyundan gelmiş, sultandır Seyyid Hulusi, sultandır Seyyid Hulusi, sultandır Seyyid Hulusi. Ali Fatıma'nın aslı, Hüseyin Kerbela faslı, Somuncu babanın nesli, İrfandır Seyyid Hulusi, İrfandır Seyyid Hulusi, İrfandır Seyyid Hulusi. Sevgi vardı ikramında, değildi dünya gamında, edeb haya makamında, Osman'dır Seyyid Hulusi, Osman'dır Seyyid Hulusi, Osman'dır Seyyid Hulusi. Feymani bu seyraneye gelen döner pervaneye, darendeden tüm dünyaya, sultandır Seyyid Hulusi, sultandır Seyyid Hulusi, sultandır Seyyid Hulusi. İşte böyle sayın seyirciler, Türkiye'nin, dünyanın dört bir yanından misafirlerimiz Darende'ye, Malatya'mızın bu güzel ilçesine kadar geldiler. Ve o güzel anı, güzellikleri beraberce yaşıyorlar. Az evvel ifade etmeye çalıştı gerek Musa Hocam, gerek Resul Hocam. Özellikle biz geçmişte yaşanan bu hatıraları anlatırken keşke içerisinde yaşamak keşke içerisinde de yaşasaydık deriz. Ama gerçekten de şu anda içerisinde yaşadığımızdan zerre kadar herhangi bir ihtimale dahi bırakmıyoruz, yaşıyoruz gerçekten. Şüphemiz yok. Tabii sayın seyirciler, bizler aslında Somuncu Baba Camii'nin açılışını bu caminin yeni binasının yapıldığı esnada verilen cuma hutbesinde de aynen yaşıyoruz. Veya Somuncu Baba Hazretlerinin Hacı Bayram Veli Hazretlerine "Bayramım hoş geldin" dedi o bayram sabahını her bayram Darende'de ve Darende sabahlarında yaşıyoruz, yaşamaya da devam edeceğiz. Belki burada kişiler, isimler dünyalarını değiştirecekler. Ancak güzel olan o yaşananların hala devam ediyor olması ve devam edecek olması. Biraz sonra ezanı Muhammedi okunacak. Tüm seyircilerimizi en baştan uyaralım. Ezanımız Darende ilçemize göre okunacak. Özellikle Malatya'nın Darende ilçesinde yaşayan seyircilerimiz için şimdi akşam ezanı diyeceğiz ama şunu da özellikle hatırlatalım. Sayın seyirciler, ezanın hemen ardından beraberce iftar gerçekleştireceğiz. Onun ardından
Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı ve aynı zamanda Somuncu Baba Camii'nin de İmam Hatibi olan Hamid Hamidettin Ateş Efendi'nin dünkü Cuma hutbesini ekranlarınıza getireceğiz. Hutbenin konusu Ramazan ve zekat. Onun ardından saygıdeğer misafirlerimize röportajlarımızı ve sonrasında vakfımızın tanıtımını sizlere aktaracağız. Onun ardından da burada çok güzel bir program gerçekleşecek. Çok güzel bir organizasyon gerçekleşecek. Onu özellikle kaçırmayın sayın seyirciler. Şöyle ki Hulusi Efendi'nin divanından beyitleri okuyacağız. Ardından da o beyitlerin ne şekilde yazıldığını, neler anlattığını beraberce şerh etmiş olacağız. Ve sonrasında teravih namazımıza geçeceğiz. Ve şimdi Darende için akşam ezanı, Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alessalâh, hayya alessalâh, hayya alelfelâh. Mehmet Melih Gülseren. Ben buralıyım, Darendeliyim. İstanbul'da ikamet ediyorum. Serbest avukatlık yapıyorum. Bu Kandil'de Darende'ye gelmeyi tercih ettiniz. Neden? Ben buralı olduğum için sık sık gelip gidiyorum. Tabii memleket olmasının haricinde de Darende'nin ve Somuncu Baba diyarı olmasının ayrı bir güzelliği var. 2008'den bu yana da her Ramazan, özellikle Ramazan'ın son haftası gelmeye çalışıyorum. En kötü ihtimalle Kadir Gecesi'nde burada olmaya çalışıyorum. Zira 2008'de burayla ilgili, burada Kadir Gecesi'nde bulunmayla ilgili bir keşifte bulundum diyeyim kendi için. Ve o keşfi kaybetmemeye çalışıyorum. Herkese de özellikle tavsiye ediyorum. Neler yapılıyor burada Kadir Gecesi'nde ve Ramazan'da? Burada elbette iftar, sokak iftarı diyebileceğimiz külliyenin içerisinde iftar oluyor. Birlikte yoğun arkadaşlarımızla, yoğun katılımla birlikte. Ardından teravih namazı. Teravih namazı öncesinde ufak bir çay ikramı oluyor. Bu sene de devam ediyordur tahminim. Teravih namazından sonra özellikle Kadir Gecesi'nde Sakal Şerif ziyareti, bayramda da Sakal Şerif ziyareti oluyor. Ama burada tabii bunları anlatmak değil mevzu. Bunları yaşamak gerekiyor. Burada onun hazzı, burada bulunmanın hazzı. Hiçbir şey yapmasanız bile belki işte zaman oluyor, çayı içmiyorsunuz, bir köşede oturuyorsunuz ama orada içenlerin bulunduğunu bilmek bile ya da işte teravihi o esnada belki kılamıyorsunuz, gecikiyorsunuz ama orada kılındığını bilip onu duymak bile ayrı bir haz veriyor insana. Buranın manevi havasını yaşamış ve tatmış oluyoruz. Size davet ediyor musunuz Darende'yi, sizleri seyredenleri? Ben hem memleketim olması hasebiyle de başımın üstünde yeri var. Herkesi bekliyoruz her zaman için. Evet, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Aslan Tektaş, gazeteciyim. Darende'de yaşıyorum.
Darende ve Ramazan deyince neler söylemek istersiniz? Size neyi anımsatıyor Darende ve Ramazan? Ramazan deyince Ramazan benim aslında çocukluğumu hatırlatıyor. Çocukluğumda büyüklerimiz bize oruca alıştırmak için işte gün içerisinde tutabildiğimiz kadar bazen öğlenle sona kadar oluyordu. O orucumuzu satın alıyorlardı bizden. Bizi oruca alıştırıyorlardı. Ayrıca Ramazan deyince bölgemizin manevi mimarlarından Gönüller Sultanı Seyyid Osman Hulusi Efendi geliyor benim aklıma. Ramazan aylarında veya diğer sayı zamanlarda biz sokakta oynarken Hulusi Efendi'nin geldiğini gördüğümüz zaman dizilirdik çocuklar yan yana. Hepimiz onun elini öperdik. Cebinden o gün ya şeker verirdi, ya çikolata verdi, bazen para verdi. Biz ona bereket parası derdik. O paraları hiç harcamazdık, saklardık. Camiye götürürdü bazen bizleri. Ramazan'a, özellikle teravihlere falan alıştırırdı. Camiyi sevdirirdi. Ve benim hatırladığım Ramazan deyince ilk hatırladığım iftarlardan biri Hulusi Efendi'nin sofrasındaki iftar sofrasıdır. O zaten sofrasında misafir olmadan yemek yemezdi. Bu bazen yoldan geçen insanlar olurdu, komşuları olurdu. Bir Ramazan'da da böyle bizi de komşular çağırmıştı. O zaman biz iftar sofrasında bulunmuştuk. Ramazan deyince aklıma çocukluğumdan böyle güzel hatıralar geliyor. Bugün de Hulusi Efendi'nin sofrası hala çok güzel bir şekilde binlerce insanın oturduğu, ikramlarını tattığı bir sofra olarak devam ediyor. Somuncu Baba Külliyesi'nde Hulusi Efendi'nin kurduğu vakfı tarafından devam ettirilen bir gelenekle günlük 1000 kişi, bugün Kadir Gecesi'nde belki 4-5 bin kişinin iftar ikramlarını tadacağı Hulusi Efendi sofrasında bir araya geldiği güzel bir ortam oluyor. Dolayısıyla Hulusi Efendi'nin ikram sofrası, Ramazan geleneği de bu şekilde devam ediyor. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Bekir Sözen, Çekil Vakfı'nın Malatya Bölge Koordinatörüyüm, Darende'liyim. Bu güzel gecede Darende'ye gelmeyi tercih ettiniz, neden? Şimdi şöyle, ben mümkün mertebe Ramazan ayını burada geçirmeye çalışıyorum. Bu sene de Allah'a şükür böyle olsun, böyle oldu. Şimdi hem Ramazan ayını hem burası Kadir Gecesi'nde böyle muhteşem bir mekanda, manevi atmosferi son derece yüksek bir mekanda geceyi ihya etmeyi çok daha anlamlı buluyorum. Türkiye'nin birçok yerinden insanlar geliyor. Somuncu Baba'nın, Hulusi Efendi'nin manevi mekanında burada bulunmak, dostlarla bir arada olmak çok güzel. Çünkü buranın teravihleri, iftarı hepsi güzel. Yeni bir camiyle beraber daha da güzelleşti. Onun için burada geçirmeyi tercih ediyoruz. Bütün Müslüman kardeşlerimizin de Kadir gecelerini tebrik ediyorum. Kendilerine de inşallah Darende'nin bu manevi atmosferini yaşamalarını temenni ediyorum. Sizi tanıyabilir miyiz önce? Evet, güzelim ben Naciye Ateroğlu. Elhamdülillah buraya ziyarete geldim. Çok hayran kaldım. Bin kere maşallah kıyamet akmış buraya. Allah'ıma çok şükürler olsun. İnsanlarımız çok duyarlı. Çok memnun oldum. Maddi manevi her açıdan o kadar güzel ki ben buralara hayran kaldım yani. Çok hoşuma gitti. Allah cümleyi nasip kısmetsin buraya. Herkese nasip etsin inşallah. Çok hoşuma gitti. Hoş geldiniz Darende'ye. Darende ve Ramazan birlikte nasıl geçiyor? Fatih kardeşim hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hakikaten anlatılmaz yaşanır yani. Hani binlerce kilometre yolu tepip buralara geliyoruz. Benim gibi on binlerce insan geliyor. Tabii ki bu boş değil. Bunun bir sebebi var yani. Buradaki manevi ambiyans, manevi atmosfer, yani görüyorsunuz Darende'yi. İşte ırmaklar akıyor, ortam mükemmel, ağaçlar, dostlar, arkadaşlar. Hani adeta cennetten bir köşe gibi gerçekten. Bunun yanında tabii çok değerli zatlar var, büyükler var. Onların da duasını almak için, onlara da dua etmek için bu özel günlerde ve sürekli vakit buldukça Darende'ye gelmeye çalışıyoruz. Tabii Ramazan'la beraberinde olunca daha bir coşkulu, daha bir keyifli hale geldi. Şanslıyız, mutluyuz burada olmaktan. Ramazan'da burada binlerce kişiyle beraberce aynı anda iftar yapılır Somuncu Baba Camii'nin önünde. Buna ilişkin duygunuzu biz merak ediyoruz. Onun hakkında neler söyleyeceksin? Ben ilk evvelki senelerde görmüştüm. İlk defa Kadir Gecesi'nde Darende'ye geldim. Tabii nasıl bir şeyle karşılaşacağımı bilmiyorum şimdi. Akşam oldu. Ben işte yemek hazırlığı falan, hatta bir restoranda yere ayırttırmıştım. Bilmiyordum burada iftar verildiğini. Bir baktım iftar hareketi var. Güzel bir çalışma var. Tabii görünce çok hoşuma gitti. Hadi herkes yemeğini aldı. Yemek yemeye başladı. On binlerce kişi aynı anda yemek yiyor ve organizasyonda hiçbir aksaklık yok. Takır takır hepsi çok güzel şekilde. Hani organizasyon mükemmel gerçekten. Yemeği yedik. Yemekten sonra yemeğimiz bitti, ezan okundu.
Yemekten sonra kıldık akşam namazını. O da çok hoşuma gitti. Ümrede de öyle yapıyorlar. Aynı Ümrede gibi hissettim kendimi. Çok hoşuma gitmişti o da. Hani burada da böyle bir şeyin olduğunu görmek süper oldu benim için. O daha da keyifli oldu. Unutulmaz bir geceydi yani benim için. O yüzden özellikle Kadir gecelerinde, Ramazan'da Darenli'de olmak için elimden gelen ne varsa yapıyorum. Tüm dünyada şu anda sizi seyrediyorlar. Darenli'ye davet ediyor musunuz? Yani az önce de dediğim gibi sevgili kardeşim Fatih, hani on binlerce insan buraya boşuna gelmiyor. Bu insanlar geliyorsa bu insanların bir bildiği var. Dolayısıyla hani bilmiyorum, belki de buraya gelmek herkese nasip olmuyordu, ayrı bir şey, ama eğer bir fırsatınız varsa, bir imkanınız varsa mutlaka Darenli'ye gelmelisiniz gerçekten. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum kardeşim. Evet sayın seyirciler, tekrar Darenli'den Hulusi Efendi Hazretleri'nin, Somuncu Baba Hazretleri'nin bu güzel diyarından sizlere sesleniyoruz. Programımızın birinci bölümünde saat 18.30 itibariyle sizlere merhaba demiştik. Malatya şehrimizin güzel ilçesi Darende'den. Bugün Somuncu Baba Hazretleri'ne kulak verdik. Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Hazretleri'ni bir kez daha anmış, anlamış olduk. Zaman zaman onların eserlerine de kulak verdik. Programımızın ilk bölümünde onları tanımış olduk. Ardından Ezan Muhammedi'nin okunmasıyla beraber binlerce misafirimizle beraber burada iftarlarımızı gerçekleştirdik, oruçlarımızı açtık. Ardından yine beraberce Somuncu Baba Hazretleri'nin bu güzel külliyesinde, bu güzel caminin şerifinde de beraberce akşam namazlarımızı eda etmiş olduk. Ve şimdi de istedik ki teravih namazına kadar Darende'nin bu güzel diyarında, bu güzel beldede Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Hazretleri'ne kulak verelim. Ve buranın, bu külliyenin kendi kültürünü sizlere bu şekilde aktarmış olalım. Gerçekten de burada özellikle sohbetlerde ilahiler okunur. İlahilerse Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Hazretleri'nin Divanı Hulusi-i Darendevi adlı eserinden çeşitli beyitler olur. O esnada semaverden çaylar dağıtılır ve bu çaylar hem yudumlanır hem de kalan vakitlerde aynı zamanda Hulusi Efendi'nin bu beyitlerine kulak verilir. İşte bu kültürü bu akşam sizlerle beraber yaşayacağız. Hem çaylarımızı içeceğiz, hem Hulusi Efendi Hazretleri'ne kulak vereceğiz. Ama her şeyden öte gönül muhasebelerimizi yapacağız. Aşka varmaya çalışacağız. Ve edeple gireceğiz ki bu kapıya hiçlikle çıkmayı başarabilelim. Evet sayın seyirciler, işte Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Hazretleri söylediğimiz gibi Divan-ı Hulusi-i Darendevi adlı eserlerinde özellikle Allah'a, Hazreti Peygamber'e ve sevdiğine, sevdiklerine beyitler yazmıştır. Değil mi Resul Hocam? Tabii. Hulusi Efendi Hazretleri'nin çok muhteşem 3 eseri vardır. Biz bugün burada Divanı Hulusi-i Darendevi adlı eserinden ilahiler, gazeller, mesneviler okuyarak aynı zamanda da onların doğuş sebebini, nüzul sebebini izaha çalışacağız. Hatta şu şekilde bir örnek verelim. Hulusi Efendi Hazretleri henüz 7 yaşındaydı. İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Efendi'nin tüm Türkiye'nin her bölgesinde, hatta dünyanın değişik yerlerinde ihvanları vardı. O Sivas'ta oturuyordu ve Darende'ye sıkça gelir ve burada Somuncu Baba Hazretlerini ziyaret ederdi. Yine bir gün Darende'ye gelmişti ve burada ihvanları vardı. O ihvanlarıyla görüşmek istiyordu. İhvanlarından Hacı Mustafa'nın evine gitmek istiyordu. Ama evinin nerede olduğunu çevresindekilerden kimse bilmiyordu. Sordular, soruşturdular. Bu sırada Hulusi Efendi henüz 7 yaşındaydı. O dedi ki, ben biliyorum efendim. Peki oğul, bizi götür Hacı Mustafa'nın evine dedi. Hulusi Efendi bahçe arasından çok kestirme bir yoldan götürmeye başladı. İhramcızade Hazretleri şunu söylüyordu. Oğul, bizi nereden götürüyorsun?
Hulusi Efendi şu cevabı verdi. Efendim, sizi yar yolundan götürüyorum. Şunu sordu İhramcızade Hazretleri. Oğul, yar yolu ne demektir? Hemen şu cevabı verdi. Yar yolu sevdiğine en kısa yoldan, kestirme yoldan gidilen yoldur efendim dedi. İhramcızade Hazretlerinin bu söz çok hoşuna gitti. Ve hemen cebinden bir miktar para çıkarttı. Al evladım, bunu sana verelim dedi. Hulusi Efendi Hazretleri, hayır efendim, ben istemem dedi. Ben himmet istiyorum dedi. Himmet istiyorum. Bunun üzerine İhramcızade Hazretleri, oğul bu parayı al, hem de sana himmet edelim dedi. İşte bu sırada Hulusi Efendi Hazretleri henüz 7 yaşındaydı. Ama bu yaşa bakmaz, ezelidir. Ezelden gelen bir mazhariyettir bu. İşte orada bu ilahi doğdu. Can alıcı gözlerinin aldı beni bir nazarı, onmayıcı derdü gama saldı beni bir nazarı. Hatta Hulusi Efendi Hazretleri daha sonra sık sık bu hatırayı da anlatırdı. Ve sonrasında Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Hazretleri bu beyitlerine şöyle devam etti. Gamze'yi gaddar okuna, şive'yi reftar okuna, hoş lebi güftar okuna, çaldı beni bir nazarı. Dağladı, dağlandı gönül, zülfüne bağlandı gönül, ansızın avlandı gönül, buldu beni bir nazar. Can alıcı Cheer
peyni sürdü bakıp deldi beni bir nazarı kâkülü Tacir Saadettin.
Muhammed Mustafa. Aman mucize. Mebde-i kevni mekan temam ettir Muhammed Mustafa. Mebde-i Muhammed Mustafa. Aman çar yar çar erken durur İslam'ın sıdk adli Muhammed Mustafa. Sıdk adli helmi rafettir Muhammed Mustafa. Bansal dergahının kemter hulusi Bansal, Bansal dergahının kemter hulusi bendesi Reddi kılma kimseyi Kân-ı mürüvvettir Muhammed Mustafa Rendi kılma Rendi kılma Rendi kılma kimseyi Muhammed Mustafa. Özellikle yeni yayına başlamış olan uydu televizyon kanallarımız için bir kez daha izah etmekte fayda var. Malatya ilimizin Darende ilçesindeyiz sayın seyirciler. Somuncu Baba Külliyesi'ndeyiz. Diğer adıyla Şeyh Hamidi Veli Camii'nin bu güzel külliyesinde sizlerle beraberiz. Bu akşam 18.30'da yayınımız başladı. Önce iftarı bekledik, iftar sevincini yaşadık. Ardından beraberce Ezan-ı Muhammedi'yi dinledik. Beraberce o bayram anını, o kutlu anı yaşadık. İftarlarımızı gerçekleştirdik, oruçlarımızı açtık. Sonrasında akşam namazlarımızı eda ettik. Hemen ardından yayında özellikle dün yine bu güzel camide hutbesini veren Eseyid Osman Hulusi Efendi Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Hamit Hamidettin Ateş Efendi, aynı zamanda Somuncu Baba Camii'nin de İmam Hatibi'nin o önemli hutbesini beraberce dinledik. Ramazana ve zekata dair
Ve sonrasında ise bu akşam şu anda da Hulusi Efendi Hazretleri'nin divanına beraberce kulak veriyoruz. Yalnız bu akşam özellikle bu kültürü sizlere de anlatmak istedik. Bir farklı oldu gerçekten. Şimdi çaylarımızı yudumluyoruz. Eseyid Osman Hulusi Efendi'nin divanı şeriflerinden beyitler dinliyoruz. Her şeyden öte gönül muhasebemizi yapıyor. Aşka varmaya çalışıyoruz ama doğrusu dikkatimizi de çekmiyor değil. Çünkü buradaki misafirlerimizle beraber aynı semaverden çay içiyoruz. Birincisi bu. İkincisi içtiğimiz çay. Üçüncüsü ise özellikle ilahiler okunurken çayım yudumlandığını görmüyoruz. Diğer taraftan da hocamdan ben rica edeyim şu şekerleri. Özellikle şekerleri de burada bizim bildiğimiz kesme şekerler lakin kırık vaziyette görüyoruz. Diğer taraftan çaylar, bardaklar içerisinde de kaşıkları göremiyoruz. Nedendir diye ben Musa hocama sorayım. Şimdi bizim sohbetlerimizde, tasavvufi kültürde büyüklerimiz öyle bir sükunet sistemi kurmuşlar ki hem içilen çay gönle bir huzur vermekte, demin söylediğiniz gibi aslında kaşığın aradan çıkarılması, masivanın çıkarılması gibi bir şeydir. O gürültü yapan seslerin bir çay kaşığının ortamı nasıl bozduğunu düşünün. Semaver çayı içilirken elbette ki o çay kaşığı ortam huzurunu, ses huzuru bozacağı için büyükler çay kaşığı çıkarmışlar. Tabii bu neye işarettir? Aslında sohbete gelen her insan gönlündeki dünyevi duygu ve düşünceleri, gönlünü karıştıran, gönlünü bozan şeyleri bir kaşık misali kenara bıraktığı zaman huzur erecektir. Aynı zamanda küçük şekerlerle çayı hafiften bir tatlandırırlar. O da şekerin ağızda kırılarak ses yapılmasını yine engeller. Demek ki ana unsur sohbette sükunettir. İkincisi baktığımız zaman ilahiler okunuyor. İlahilerde İhramzade İsmail Hakkı Efendimiz buyurmuşlar ki oğlumuz Hulusi şiirlerini bize yazmış gibi görünebilir ama zahirde bize gibi görünse Allah ve Resulüne yazılan ilahilerdir. Yol bizden geçtiği için bizi de ilahilerine katmıştır diye buyuruyor. Aslında divan ilahilerine baktığımız zaman, divan-ı hulusi idarendeki ilahilere baktığımız zaman Cenab-ı Allah'ın varlığını, birliğini anlatan ilahiler, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e olan muhabbeti, sevgiyi anlatan ilahiler, gönül huzurunun temini için, aşk için, muhabbet için, İnsanların erdemli birer şahıs olabilmelerini sağlayabilmek için, edep için en güzel şekilde kaleme alınmış bu sözleri mübarekler toparlamış, bir divan tertibi içerisinde bizlere sunmuş ve tasavvufi kültür içerisinde bunların ilahi olarak okunması insanı bu sükunet ortamında fevkalade huzura kavuşturmakta, Cenab-ı Allah'ın varlığını ve birliğini, Peygamberimize olan sevgiyi, Pirân-ı Zam Efendimize olan muhabbeti ve insanın insan yapan değerleri, ahlaki umdeleri, ahlaki kuralları en güzel şekilde hoşgörüyü, sevgiyi, muhabbeti aslında bir nevi yumak yumak, motif motif, nakış nakış ilahilerin sözleriyle, terennümleriyle insanların gönlerine nakşetmişlerdir. Tabii sayın seyirciler gerçekten eğer yolunuz bir gün Malatya'dan, bir gün Darende'den geçerse mutlaka Somuncu Baba Hazretleri'nin bu külliyesine uğrayın. Hatta yolunuzu da geçirin. Sebebi gerçekten hayatınızda belki de bu çaydan daha lezzetli bir çayı içmiş olacağınızı ben zannetmiyorum. Ve böyle de inanıyorum. Gerçekten çok farklı bir lezzeti var. Ve yine dikkatimizi çeken bu çayın binlerce kişi de burada olsa aynı semaverden doldurulması, aynı semaverden buradaki misafirlere dağıtılması. Neden semaver Resul Hocam? Teşekkür ediyorum. Tabii bizim sohbetlerimizde semaver çok önemlidir. Semaver baş köşede bulunur. Aslında semaverle ilgili Hulusi Efendi Hazretleri mektubatında çok güzel ilahilerden bahseder. Hatta bir beytini şu şekilde ifade edelim. Semaver, pir-i mey,
Pir-i Mügan, pir-i muhabbettir. Anın bezminde zevk, şevk, can cümle seraserdir. Yani semaver içeceklerin piridir, muhabbetin piridir. Her şey onun etrafında zuhur eder. Aslında semaver aynı zamanda bir dervişe benzetilir. İşte onun musluğundan akan su aslında gözyaşıdır. Onun dumanları da dervişin başından çıkan dumanları, yani Cenab-ı Allah'a erişmeyi ifade eder. Semaver öyle bir unsurdur ki o cızladıkça aynı zamanda dervişin yüreği de cızlar. O cızladıkça derviş Allah der. Aslında semaver Allah der. İlahiler okunmaya başlar. İlahiler okunurken fıtri bir özellikle çaylar dağıtılır. Kesme şekerler yan taraflara konulur. Kırklama usulü çay içilir. Ve bu arada ilahiler okunurken çay içilmez. Ve o ilahilerden çıkan güzel nameler o çayın içerisine geldiği zaman ve o dervişler o çaydan yudumladıkları zaman içleri temizlenir, pak olur. Yani sohbette her şey mükemmel bir şekilde teçhiz eder. Semaver Orta Asya kültüründen bizim kültürümüze gelir ve gelirken de Sema'o ve Varit kelimeleriyle içten içe kaynayan, içten içe kaynatan ifadelerini görürüz. Derviş de içten içe kaynar, gönlü kaynar, kalbi huzur bulur. Ama dışta sükut üzerine sohbete devam eder. Her anı ve her hali ise Cenab-ı Allah'la bir olmanın neşvesini, neşesini yakalar ve yaşar. İşte bizler de sizleri özellikle bu güzel sofraya, bu güzel birlikteliğe, bu güzel külliyeye, darendeye bir kez daha davet etmiş olalım. Bu güzel semaverden, bu güzel çayı içmeniz için. Az evvel ilahi okuyan abilerimiz, arkadaşlarımız, Durru Şehvar-ı Risalettir Muhammed Mustafa ilahisini, beyitlerini okudular ki, bunu Hulusi Efendi Hazretleri 1981 yılında yaklaşık 34 günlük Ankara'da süren bir tedavi esnasında, gece rüyasında görmüş olduğu bir rüyanın ardından kaleme almıştı. O rüyayı ben hemen Musa Hocam'dan dinlemek istiyorum. Hulusi Efendi Hazretleri 1981 yılında Ankara Hastanesi'nde tedavi görürken sabahleyin refakatçi olan arkadaşa bir kağıt üzerinde beyitler okur. Der ki oğlum bugün bir rüya gördük. Rüyamda bir mücevherat yığınının başındaydım. Oradan bir parça alıp kime verirsem orada inkişaf ediyordu. Nereye koyarsam orada yeniden mücevherat yığınları oluşuyordu. Ve bu şekilde bunu Atı Şerif'i yazdım diyor. Aslında bu mücevherat yığını muhabbettir. Malumunuz muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl buyurulmaktadır. İşte Hulusi Efendi Hazretlerinden onun gönlünden neş'et eden Muhammedi muhabbet bugün dünyanın dört bir tarafında yayılmaktadır. Çünkü ezeli olarak Peygamber-i Zişan aleyhissalatu vesselam'dan kaynağını almaktadır. Bugün Hindistan'daki bir fakire Hulusi Efendi Vakfı tarafından bir yardım veriliyor. İşte bu muhabbetin tesirindedir. Bugün Kudüs-ü Şerif'te Filistin'deki Müslümanlara bir iftar sofrası seriliyor. Bu Muhammedi muhabbetin sofrasıdır. Bugün Bosna Hersek'te diğer ülkelerde Hulusi Efendi Hazretlerine gönül veren insanları gördüğümüz zaman işte bu muhabbeti muhabbetin yankılarını görüyoruz. Orada Hulusi Efendi Hazretleri Peygamber-i Zişan aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e çeşitli naatlar yazmıştır. Bu naatlardan beyitte diyor ki Dürrü şehvar-ı risalettir Muhammed Mustafa, tac-ı levlaki hilafettir Muhammed Mustafa. İncilerin en incisi, peygamberlerin en üstünü, insanların en şereflisi olan, seçkin olan,
övülen Muhammed Mustafa aleyhisselatu vesselam'dır. Ve Cenab-ı Allah onu sen olmasaydın ben alemleri bile yaratmazdım diye levla kitabına binaen Cenab-ı Allah halk etmiştir. İşte bugün binlerce Müslüman, milyonlarca Müslüman Kadir Gecesini Muhammedi bir muhabbetle idrak ediyor. İşte bu muhabbetin kaynağında Peygamber-i Zişan Efendimizin varlığı vardır. Bu muhabbetin kaynağında Kur'an-ı Azimüşşan vardır. Bu muhabbetin kaynağında İslam kardeşliği vardır. Bu muhabbetin kaynağında Ramazan'ın vermiş olduğu birlik, beraberlik, huzur vardır. Diğer bir beytinde diyor ki Hulusi Efendi Hazretleri, çare yarı çare erkanı durur İslam'ın, sıdkı, adli, hilmi, refettir Muhammed Mustafa. Peygamber Efendimizin dört büyük halifesinden bahsediyor. İslam büyüklerinden bahsediyor. Hazreti Ebubekr Sıddık Efendimizin sadakatinden bahsediyor. Müslümana lazım olan en büyük hasletlerden bir tanesinden sadakatten bahsediyor. Dervişe lazım olan en büyük hasletlerden birinden sadakatten bize bahsediyor. İkincisi Hazreti Ömer Efendimizin adaletinden bahsediyor. Bugün milyonlarca, yüz binlerce insanın zulüm altında kaldığı, özellikle bu Ramazan'ı mahzun geçirdiği bu günlerde Hulusi Efendi Hazretleri Hazreti Ömer adaletini istiyor. Üçüncü de Hazreti Ömer Efendimizin selametinden, yumuşaklığından, onun güzelliğinden, onun ahlakından, İslam ahlakının dervişlerin gönüllerinde, Müslümanların gönüllerinde nakış nakış işlenmesinden bahsediyor. Dördüncüde ise Hazreti Ali Efendimizin ilminden, irfanından, kahramanlığından, güzelliğinden ve Hazreti Ali neslinin İslam'a hizmetinden bahsediyor ki, İşte Hulusi Efendi Hazretleri, Somuncu Baba Hazretleri ve Altın Silsile'nin her bir yaprağı Hamidettin Ateş Efendi, Hazreti Ali Efendimiz'den günümüze kadar devam eden Nesli Paki Muhammed'i işte bu güzel muhabbetle, bu güzel sevgiyle, bu güzel hoşgörüyle İslam'a hizmeti, tasavvufa hizmeti, insanlığa hizmeti, Peygamber Zişan aleyhisselatu vesselam Efendimiz'den almış olduğu şekilde günümüze yansıttığını bu ilahinin satır aralarında görebiliyoruz. Evet sayın seyirciler, söylediğimiz gibi bu güzel birlikteliği, bu güzel iftar sofrasını ve sonrasını Dalende'de bulunan binlerce misafirimizle paylaşmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda işte Hulusi Efendi Hazretleri'nin divan edebiyatının son örneklerinden olan bu beyitlerine de beraberce kulak vermiş oluyoruz. Sayın seyirciler, saygıdeğer misafirler. Hulusi Efendi Hazretleri bir gün bir arkadaşıyla bir arabayla seyahat halindeyken o esnada teyipten, kasetten bir güzel ilahi duyuluyor. İlahiyi okuyan, seslendiren Hulusi Efendi'nin oğlu rahmetli Kemal abi. Ve o güzel beyitler şöyle geliyor. Cana can kattın efendim. Lütfu ihsan eyledin. Mürde olmuş gönlümü lütfunla şadan eyledin. Hayli demdir iştiyakınla harap olmuştu dil. Saye saldın, serbi kaddinle hıraman eyledin. Cana can kattın efendim. Mürde olmuş gönlümü
yollara şan eyledi. Afitabı hüsnü tafanı yollara şan eyledi. Ey seyirciler, işte bu şekilde buyuruyor Eseyid Osman Hulusi Efendi Hazretleri. Ancak bu biraz evvel ilk söylenen ilahiye isterseniz beraberce kulak verelim ve ben Resul Hocama sormak istiyorum. Cana can kattın efendim diye başlıyor Hulusi Efendi Hazretleri. Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum. Tabii Hulusi Efendi Hazretleri bir yolculuğa çıkar. Yolculukta teyip açılır ve kasette Hulusi Efendi Hazretlerinin oğlu Kemal Ağabey ilahi okumaya başlar. İlahisi cana can kattın efendim, lütfu ihsan eyledin, mürde olmuş gönlümü lütfunla şadan eyledin diye başlar. O kadar güzel okur ki Kemal Ağabey, bunun üzerine Hulusi Efendi Hazretleri, Kemal'im bizim yanımızda ilahi okumaz fakat bu ilahiyi çok güzel okumuştur. Ama bu ana kadar da bu ilahinin son beyti yani makta beyti yazılmamıştır. O anda bir doğuş olur. Hulusi Efendi Hazretleri son beyitini yani şah beyitini yazar. Ey güzeller serveri, açtın nikabı hüsnünü, bu hulusi kemteri lütfunla şayan eyledin. Yani ey güzeller serveri, güzellerin lideri, başı, reisi, sen yüzünü açtın, gösterdindir. Buradaki güzeller serverinden kasıt bazen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i, bazen kendi pirini ifade etmektedir. İşte bu beytin doğmasıyla birlikte aslında
o kadar güzel bir ilahi ortaya çıkar ki bundan sonra bu sohbetlerin konusu olur. Aslında Kemal ağabey çok şefkatli, çok merhametlidir. Biz Ramazan ayında olmamız sebebiyle şöyle bir hatırasını anlatalım. Bir haber gelir Hulusi Efendi'ye. Bir komşu birkaç gündür açtır. Bunun üzerine Hulusi Efendi Hazretleri oğlu Kemal ağabeye telefon açar. Oğul, çarşıdan bir çuval un al da geldir. O da baba, o hanımın oğulları ona alsın der. Bunun üzerine olmaz oğul, sen al da geldir. Kemal ağabey çarşıdan bir çuval unu sırtına yüklenir ve getirir. O fakire, kimsesize verilir. İşte sonra Hulusi Efendi Hazretleri şöyle söyler. Kemal'im çok şefkatli, çok merhametlidir. Gerçekten de biz baktığımızda bu ilahide cana can kattın efendim denirken aslında burada büyüklerin ne kadar önem arz ettiğini, insanları, bizleri ne kadar güzel yönlendirdiğini göstermektedir. Evet, çok teşekkür ediyoruz Resul Hocam. Gerçekten bu sayede Eseyid Osman Hulusi Efendi Hazretleri'nin beyitlerine beraberce kulak vermiş olduk. Bu beyitlerin ne şekilde doğduğuna beraberce kulak vermiş olduk. Ve gerçekten bu güzel anı, anları yaşamaya devam ediyor sayın seyirciler. Söylediğimiz gibi bugün programımızın başlangıcında iftar öncesinde iftar sevincini beraberce yaşadık. İftarı beraberce bekledik. Beraberce misafirlerimizle, hatta tüm Türkiye'de sizler evlerinizle, bizler Darende'de, Somuncu Baba Külliyesi'nde iftarlarımızı beraberce yaptık, beraberce paylaştık bu akşamı, bu mübarek gecede. Sonrasında Hulusi Efendi Hazretleri'nin beyitlerine bu şekilde kulak vermiş olduk. Biraz sonra Darende'de, Somuncu Baba Külliyesi'nde yatsı ezanı okunacak. Ardından Somuncu Baba Camii'nden yatsı namazını ve teravih namazını sizlere naklen yayınla aktarmış olacağız sayın seyirciler. O sebeple şimdilik herkese iyi akşamlar diliyoruz. Lütfen ekranınızdan ayrılmayın. Özellikle bu akşam burada çok bir uzatlı geçiyor dakikalar. Sizleri de ayrıca Darende'ye, Malatya'nın bu güzel ilçesine davet ediyoruz.